Kafanda birçok soru var. Mesela matematik ne işe yarar? Siz de merak ediyorsanız eğer, Pırıl benim adım, kolayı var. Pırıl 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 öğrenmek kolay olur. Pırıl 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 dersler eğlenceli olur. Söyle. Hepimiz hayatta bir şeylerden korkmuşuzdur. Kimimiz ufacık bir karıncadan... Kimimizde yüksekten korkarız mesela. İndir beni, indir. Yüksekten korkamam ben. Korkular bizi zayıf yapmaz. Bazen korkmak çok normaldir. Çözüm için neden korktuğunu söylemen yeterli. Dinozorlar milyonlarca yıl önce yok oldu. Dinozor bekliyorsan daha çok beklersin ablacığım. Gülme, tamam. Hadi kalk abla, filmi izleyeceğiz. O nasıl bir şapka öyle? Mert hediye etti. Çok güzel değil mi? Çok. Bundan mı korktun yoksa? Yok. Hadi filme. Gidelim bakalım. Patlattırmışsın anneme. Evde sinema yapıyorsan mısırını patlatacaksın abla. İyi bari. Ben de mısırımı alayım. Oh, başlasın sinema keyfi. Ne izleyelim, ne izleyelim? Annemin bizim için seçtiklerinden birini izleyelim tabii ki.
Bu sefer de bunu mu izlesek? Olmaz Uzay. Annem kendi seçtiklerinden başkasını izlememize izin vermiyor, biliyorsun. Ben bir deneyelim derim. Uzay! Annem yine bina çiziyor. O gelene kadar izleriz. Beğenmezsek değiştiririz. Ama... bir şey olmaz. Bana pek iyi bir fikir gibi gelmedi açıkçası. Çok heyecanlı. Korku filmi bu sanki. Çok korkarım ben. Ama korktuğumu da söyleyemem şimdi Uzay'a. Ablayım ben. Basıyorum. Basma. Bastım bile. Ama... 13 yaşından büyükler için uygundur. Korku ve şiddet içerir. Bak, bize göre değil. Büyükler içinmiş. Hem korku falan diyor. Kapatalım Uzay. Sen korkabilirsin. Ben hiçbir şeyden korkmam ki. Ama... Korkuyor musun yoksa sen? Yoo. O zaman devam edelim ablacığım. Uzay, korkabilirsin. Bir şey olmaz. İyi bakalım. Ne izliyorsunuz siz? Anne, korkuyorum. Ben sana demiştim, izlemeyelim demiştim. Neden bu filmi açtınız? Ben sizin için filmler belirlemiş ve size göstermiştim. Ben ne bileyim, korkmam sandım. Ben dedim, korkarız dedim, annem istemez dedim. Ha? Korktun mu? Korktum tabii. Niye söylemiyorsun ki? Ne bileyim, ablayım ya, aslında biliyor musun, karanlıktan da korkuyorum biraz. Ne var ki, ben de korkuyorum. Bunu daha önce hiç söylememiştin. Büyüyünce korkmak garip diye söylemedim. Korkmak bazen çok normaldir kuzum. Korkularını bize anlatmalısın. Biz de korkarız bazen. Ama çözümü çok basit olabilir. Korkunç bir film izlemeyeceğim bir daha. Sakin ol oğlum. Gel şöyle. Gel kızım. Sen de otur şuraya. Ben izlemeyelim dedim anne. Bakın canlarım, sizin yaşlarınızda her film izlenmeye uygun değildir. Ben dedim. Korkabileceğiniz şeyler olabilir ve bu sizi rahatsız eder. Bu yüzden benim sizin için seçtiklerimden başkasını izlemeyin. Bir daha izlemem. Asla izlemem. Program başında uyarı yok muydu? Vardı. Vardı. Program başındaki uyarılar var ya, işte onlar da o programı kimlerin izleyebileceğini ve içeriğini söyler. Dedi, adam 13 yaşından büyükler için ve korku içerir dedi. Ama Uzay dinlemedi maalesef. Neyse, bu size ders olsun kuzularım. Bir daha benim belirlediğim programlar ve filmler dışında bir şey izlemek yok, tamam mı? Tamam anne. Söz mü? Söz tabii. Aferin sana. Sana gelince kuzum, korktuğun şeyleri her zaman bana söyleyebilirsin. Korkmak utanılacak bir şey değil kuzum. Saklamana gerek yok. Bize söyle ki korkuna çare arayalım. Karanlıktan korkuyorsan odana bir gece lambası takarız mesela. Olur mu? Çok iyi olur. Söylemen yeter. Tamam anneciğim. Hadi şimdi benim sizin için seçtiğim bir filmi izleyin. Hadi Uzay. Şey, ben korkudan tüm mısırları döktüm. Bana bir daha mısır patlatabilir misin anne? Tamam canım, patlatıyorum.